Rusya-Ukrayna savaşında artık bir ay geride kaldı. Bugün 32. gün, her iki taraftan da açıklamalar geliyor. Son olarak Rus ordusu uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın Kiev ve Lviv şehirlerinde bazı hedefleri vurduğunu açıkladı. Ayrıntıları alacağız. Mert Hacıalioğlu Kiev'de, hemen dönüyoruz. Sözü Mert'e bırakalım. Başkent Kiev'de bir kez daha sirenler çalmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana herhangi bir sorun yoktu, ancak şu an itibariyle tekrardan saldırı olacağını aslında önceden bildiren o sirenler tekrardan çalmaya başladı. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş 32. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Özellikle farklı noktalarda Rusya özellikle havadan saldırılarını gerçekleştiriyor ve sabah saatlerinden bu yana da Kiev sokakları aslında sakindi. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya şimdi sizlere gösteriyor. Evet, sizler duyuyorsunuz. Sirenler bir kez daha çalmaya başladı. Dün akşam saatlerinde ve gece geç saatlerde siren sesi duyuyorduk Kiev'de, ancak bugün itibariyle ilk kez bu saatlere doğru sirenler tekrardan çalmaya başladı. Zaten akşam saatlerinde bilindiği üzere sokağa çıkma yasağı var. Evet, bir hareketlilik de oluyor sirenler çaldıktan sonra ve araçlar da daha hızlı bir şekilde gideceği yerlere doğru gitmeye çalışıyor. Bilindiği üzere Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklamaları vardı. Bu rakamları paylaşmışlardı. Özellikle etkisiz hale getirilen Rus askeri sayısı paylaşılmıştı. Kuşkusuz önemliydi. Ukrayna Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusundan 16.600 askerin öldürüldüğünü duyurmuş durumda. Bu kapsamda Ruslara ait 121 uçak, 127 helikopter, 582 tank, 1664 zırhlı araç, 294 top, 93 roket atar sistemi ve 52 hava savunma sistemi imha edildi açıklaması var. Şu an itibariyle de sokaklarda da birçok askerin bulunduğunu belirtelim. Onlar güvenlik noktalarında denetimlerini de yoğun bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Tüm sokaklarda askeri personellerin bulunduğunu ifade etmemiz mümkün. Şu an itibariyle bazı başka açıklamalar da var tabii ki Ukrayna'nın geneline ilişkin, onları da paylaşmak istiyorum. Özellikle bilindiği üzere sözde Luhansk yönetiminin bir açıklaması vardı referandum konusuyla ilgili Rusya'ya bağlanmaları noktasında. İşte bu hususta yapılan açıklamalar vardı. Buna Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde sahte referandumların hiçbir yasal temeli olmayacak dendi. Yine Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya Ukrayna'nın egemenlik ve bütünlüğüne zarar vermeye devam ediyor açıklamalarını gerçekleştirdi. Şu an itibariyle sirenlerin çalmasıyla birlikte aslında buradaki vaziyet birazcık daha ciddi bir hal almış durumda. Görmüş olduğunuz gibi zaten oldukça ciddiydi de özellikle sirenler çalmadığı süreçte vatandaşların, araçların, özellikle sivil araçların sakin bir şekilde hareket ettiğini gözlemliyorduk. Ancak şu an itibariyle daha da bir hareketlenmiş durumda. Bakın, yine sivil araçlar kontrol noktalarından bu şekilde geçerek gidecekleri noktaya gidiyorlar. Özellikle 3 günlük bir genel bir sokağa çıkma yasağı vardı. O iptal edildi. Bugün akşam saat 8'de her gün olduğu gibi sokağa çıkma yasağı başlayacak ve bir sonraki gün sabah 7'de sona erecek. Tabii ki bununla ilgili başka bir bildiri gelecek mi? Bu da oldukça önemli. Şu an itibariyle Ukrayna Kiev'de, manzara bu yönde. Tabii ki tahliyeler noktası var. Gerek Kiev'den olsun, gerek Mariupol'dan olsun bu hususta çıkış gerçekleştirmeye çalışanların olduğunu bilmekteyiz. Bunlarla ilgili çeşitli anlaşmalar da yapılıyor. Mariupol'den çıkış için iki insani koridor oluşturulması için bir anlaşma gerçekleştirildi. Evet, şu anda kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor bariyerlerin bulunmuş olduğu, askerlerin bulunmuş olduğu noktayı. Tabii ki bu noktaya gelene kadar birçok noktada bu tarz bariyerler var. Tabii ki özellikle Kiev'den de çıkış için herhangi bir sorun yok. Özellikle Kiev'in güneyinden çıkışlar gerçekleştirilebiliyor. Ancak bazı noktalarda sivillerin abluka altında olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenden dolayı da sivillerin geçişi için tahliye koridorları açılmaya çalışılıyor. Bu da oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Tabii ki Kiev'den Rus askerleri 70 kilometre uzağa püskürtülmüş durumda. Daha da yaklaşmışlardı. Yaklaşık 15 kilometre bir uzaklıktalardı. İlk etapta 35. Şu anda ise 70 kilometrelik bir uzaklıkta ve bugün ilk kez sirenler çaldı. Herhangi bir yere bomba düşecek mi, düşmeyecek mi? Bunu da önümüzdeki saatler bize gösterecek diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.